Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Lekad ca'at rusul Rabbina bilhak. Sallu ala Resulina Muhammed. Sallu ala şefi'i zunubina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina ve kurreti a'yunina Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin, Errahmanirrahim, Maliki yevmiddin, İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in, İhdine sırâtel müstakîme sırâtel lezîne en'amte aleyhim, gayril mağlûbi aleyhim velallâllîn. Amin. Sadakallahu lazım. Bu akşamki dersimiz, tefsir, Kur'an-ı Kerim'in manası, açıklaması, onunla ilgili ilimler hakkında olacaktır. Haftanın salı günü tefsir dersi olarak ayarladık inşallah. Cenab-ı Hak devam, sebat üzere cümlemizi muvaffak eylesin. Fatiha suresi Kur'an-ı Kerim'in birinci suresidir. Elimdeki eser Fatiha tefsiri Mahmud Efendi Hazretleri'nin Ruhul Furkan tefsirinin birinci cildinin baş kısmında Fatiha suresiyle olan açıklamalarla alakalı kısmı özetleyerek müzakere edeceğiz inşallah. Tefsir hakkında daha evvelden ki sohbetlerimizde bilgi vermiştik. Tefsir, tevil nedir? İlk müfessirler, mühim tefsirler, tefsirde dikkat edilen hususlar, bu gibi hususlar hakkında daha evvelden bayağı malumat vermiştik. Şimdi Fatiha suresi Mekki'dir. Yani hicretten önceki dönemde Mekke mükerremede nazil olmuştur. Bir görüş bu. Diğer bir görüşe göre ise kıble Kudüs'ten Kabe'ye döndürüldüğü zamanda nazil olmuştur. Böylece hem Mekki hem Medeni hem Mekke döneminde hem Medine döneminde nazil olduğu söyleniyor. 7 ayeti vardır. Kısaca manası Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah-u Teala Hazretleri ismi şerifle başlıyorum. Bütün hamdler ve övgüler tüm alemlerin Rabbi olan, yaratıcısı ve yöneticisi olan Allah'a mahsustur. Dünyada mümin kafir ayırmaksızın her bir kuluna son derece acıyan ve gerçek manada sadece kendisi nimet vermekte olan o Rahman'a, ahirette yalnız iman edenleri son derece de esirgeyecek olan hakiki nimet sahibi olan Rahim'e aittir. O din gününün maliki ve ceza gününün yegane sahibine aittir. O yüce Allah'a itaat eden kullar, ey Rabbimiz, ancak sana ibadet eder ve kulluk ederiz ve yalnız senden yardım dileriz derler. Bizi o dosdoğru yola hidayet et. Kendilerine ikram ve inam etmiş bulunduğun o peygamberlerin, sıddıkların, şehitlerin ve salih kimselerin yoluna, senin tarafından kendilerine gazap edilen Yahudilerin yoluna değil, doğru yoldan sapıtarak dalalete düşen Hristiyan taifelerinin izine de değil. Kısaca manası budur. Şimdi tafsirat olarak tefsir zaten biliyorsunuz tafsirattır. Mekki'dir. Mekke döneminde nazil olmuştur. Mekki, medeni demek, bunun hakkında Ali Haydar Efendi Kutsi Sırrı bir malumat yazmış. Fayda demiş. O malumatta diyor ki hicretten önce inenler Mekke'nin dışında da inmiş olsalar o ayetlere Mekki deniyor. Yani hicretten önce gelmişse faraza Mekke'nin dışında bir semtte de olsalar o ayet Mekki'dir. Yani hicretten önce demektir. Medine'de, Medine döneminde, Medine-i Münevvere göçüldükten sonra Medine dışında da inseler medeni diye anılırlar. Fatiha-i Şerife'nin Medine'de nazil olduğunu söylemişlerdi bazı alimler. En doğru görüş hem Mekki hem Medeni olduğudur. Namaz farz edildiğinde Mekke'de nazil olmuş. Sonra kıble Kabe'ye döndürüldüğünde yine Medine'deyken tekrar inmiştir. Bu şekilde o zaman ne oluyor? Fatiha hem Mekki hem Medeni oluyor. Mekke'de inen ilk suredir. Yani tam olarak inen sure olarak ilk sure Mekke döneminde inen bu suredir. Fatiha'dır. Bu usta Efendimiz Aleyhisselam'dan şöyle bir rivayet var.
İnni izâ halevtu vahdi semiyutu nidâen ve kad haşitu vallahi en yekûne lihâzâ emrun. Ben yalnız kaldığım zaman bir ses duyuyorum. Vallahi bunun tehlikeli bir iş olmasından muhakkak korkuyorum buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Hatice validemiz radıyallahu anh'a Allah'a sığınırım. Allah sana kötü bir şey yapmaz. Allah'a yemin ederim ki şüphesiz sen elbette emanete riayet ediyorsun. Rahmi vasıl ediyorsun. Yani akrabayı ziyaret ediyorsun. Ve doğru konuşursun dedi. Sonra da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yokken Ebu Bekir Sıddık Hazretlerine Hatice validemiz durumu anlattı ve onu Varaka'ya, Varaka bin Nevfel'e götürmesini söyledi. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görünce gel beraber Varaka'ya gidelim dedi. Bunu duyunca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sana bunu kim söyledi dedi. O da Hatice bana bazı şeyleri anlattı. Gel böylece Varaka'ya gidelim. Varaka bin Nevfel eski kitapları okurdu. Durumu anlattı. İnni izâ halevtu vahdi semiyutu nidâen halfi ya Muhammed ya Muhammed fentalikû hariben fil ard dedi. Ben yalnız kalınca arkamdan ya Muhammed ya Muhammed diye bir ses duyuyorum ve yeryüzünde sağa sola kaçıyorum buyurdu. Varaka öyle yapma. O ses sana gelince söyleneni iyice duyman için yerinde dur. Sonra gel bana haber ver dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bir daha yalnız kaldığında o ses yine seslendi. Ya Muhammed deyince ya Muhammed Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin de dedi. Ta veleddaline kadar okudu. Sonra La ilahe illallah de dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de hemen bu vakaya girip Varaka'ya anlattı. Bunu duyan Varaka ebşir sümme ebşir fe ene eşhedü enneke lezi beşşere bihil ibn Meryem ve enneke ala misli namusu Musa ve enneke nebiyyün mursel dedi. Sana tekrar müjde olsun, müjde olsun. Zira ben şahitlik ederim ki şüphesiz sen Meryem oğlu İsa'nın müjdelediği kişisin ve şüphesiz sen Musa'nın namusu üzeresin. Ona gelen Cibril-i Emin sana da gelmiştir. Muhakkak sen gönderilmiş bir peygambersin dedi. Bu şekilde ne olmuş oldu? Hem Fatiha inişi sabit olmuş oldu hem de Efendimiz Aleyhisselam'ın peygamberliği ona müjdelenmiş oldu. Başka bir rivayette de Fatiha Kur'an'dan inen son suredir. Bu hususta Cabir, Abdullah bin Cabir adına rivayeti var. Ela uhbirike ya Abdullah bin Cabir bi ahiri suretin fil Kur'an. Ey Abdullah bin Cabir, ben sana Kur'an'dan en son inen sureyi haber vereyim mi? Buyurdu. Ben tabii ya Resulallah buyur dedim. Bunun üzerine Elhamdülillahi Rabbil Alemin suresini buyurdu. Bu son inen suredir buyurdu. Bu rivayetler değişiktir. Meşhur olan Mekke ve Medine'de nazil olduğudur. Fiha şifa'un min kulli da. Fatiha suresinde her türlü şifa vardır. Derdin devası vardır. Bu ustada bir rivayet var. Tefsirlerin ittifakına göre ayetleri 7 tanedir. Ancak ulemanın bir kısmı sıratal lezine enamte aleyhim cümlesini müstakil başlı başına bir ayet saymayıp Besmele'yi birinci ayet saymışlar. Böylece Besmele'den sonra 6 ayet daha toplam 7 ayet geliyor. Bu da İmam Şahvazilerin görüşüdür. Biz de elimizdeki hattı diyor bu şekilde yazdık. Besmele'yi birinci ayet olarak yazdık diyor. Ama Hanefi fukahasının görüşüne göre onlar Besmele'yi birinci ayet kabul etmeyip ayrı bir ayettir. Sıratal lezine enamte aleyhimi ayrı bir ayet sayıyorlar. Böylece Fatiha yine 7 ayet oluyor. Dolayısıyla ittifakla her iki mezhebe göre Fatiha 7 ayettir. Ama Besmele ayet olarak kabul etmiyor bizimkiler. O sureye ait değil diyor Hanefi mezhebi. Kendi başınadır, müstakildir. Şafilere göre ise Besmele Fatiha'nın ayetidir. Bu ihtilaf var. İhtilafı biraz sonra göreceğiz. Önce Fatiha'nın birçok ismi var. Fatiha'ya Ümmül Kur'an deniyor. Rivayette Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. La salate limen lem yakra bi ümmül Kur'an. Ümmül Kur'an'ı, Kur'an'ın anası olan Fatiha'yı okumayanın namazı yoktur buyurdu. Biliyorsunuz namazda Fatiha okumak Şafii'ye göre farzdır, bize göre vaciptir. Ayrıca Fatiha-i Şerife Kur'an-ı Kerim'deki bütün manaları içine aldığı için bundan dolayı da ona Ümmül Kur'an, Kur'an'ın anası aslı denir. El-Vafiye, El-Kafiye, bol, manası yeterli, kafi manasındadır. Bu bakımdan vafi ve kafi denmiş. Sure-i Kenz, Hazine Suresi denmiştir. Zira Hazreti Ali Efendimiz'den nakledilen rivayette
Fatihatül Kitap Ünzilet min kenzin tahtel arş. Fatihatül Kitap, şu Fatiha suresi arşın altındaki bir hazineden indirilmiştir. Buyurdu. Suretüş Şifa, Şafiye, Şifa edici, Şifa suresi de denir. Bu hususta Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh bir rivayeti var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi 30 atlıdan müteşekkil bir birlikle beraber düşmana gönderdi diyor. Biz Araplardan bir kavmin yanına konduk ve bizi misafir etmelerini istedik. Onlar bizi misafir olarak kabul etmediler. Sonra onların efendileri, reisleri ısırıldı. Yani onu bir akrep ısırdı. Hemen bize gelerek içinizde akrep sokmasını okuyup iyi edecek birisi var mı dediler. Ben de evet ben varım. Ancak 30 koyun almadan bu işi yapmam dedim. Onlar da biz size 30 koyun veririz dediler. Ben de ona 7 kere Fatiha okudum. Adam hemen iyileşti. Koyunları aldık. Fakat içimizde bir şüphe geldi. Onun için koyunlara hiç dokunmadan gelip Efendimiz Aleyhisselam'a durumu aynen aktardık. Bunun üzerine buyurdu ki Eve ma alimte enneha rukyetun iktesimuha vadribu li ma'kum sehmen. Sen onun Fatiha'nın bu kadar etkili bir dua olduğunu nasıl bilebildin? O koyunları bölüşün, sizinle beraber bana da bir hisse yapın buyurdu. Böylece Efendimiz Aleyhisselam alınan koyunların helal olduğunu anlatmak için onlara bir latife yapmış oldu. Demek ki şifa. Başka bir rivayette Ebu Süleyman radıyallahu anh şöyle bir rivayet söylüyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın ashabı bir muharebede Sağralı bir adama rastlamışlar. Sağra biliyorsunuz değil mi? İçlerinden biri onun kulağına Fatiha-i Şerif'i okur okumaz adam hemen iyileşti. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselam Fatiha-tül Kitap Şifa'un min külli dâin Fatiha her derde devadır buyur. Tabi bu ağız lazım ha. Para için okuyanlar biraz zor tesir ediyor da fakat iyileştiği zaman da ücret verirse alır. O ayrı şey. Fakat paraya şart koşmak illa da parasız olmaz demek doğru değil. Bu ashab-ı kiram rivayeti onları misafir kabul etmediği için. Onlar madem kabul etmediği misafir olarak karşılıksız kabul etmediler. Onlar da ona 30 koyunu şart koştular. O ayrı bir şeydir. Normalde ücret şart koşmamak lazım. Allah için okumak lazım. Verirse adam verir. Vermezse bir şey dememek lazım. Demek ki şifadır. Tabi onun bir usulü var. Şifresi var. Okuyacak olan kişinin ihlası var. Haric İbn-i Sa'd et-Temimi radıyallahu anh amcasının şöyle anlattığı rivayetmiş. Bir kere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına uğradım. Onun yanında ayrıldıktan sonra bir kavme rastladım. Aralarında zincirle bağlı bir zırh deli adam vardı. Onun yakınları bana yanında şu deliği tedavi edecek bir ilacın var mı? Zira sizin rahat sahibiniz, peygamberiniz muhakkak bir hayır getirmiştir dediler. Ben de o hastaya 3 gün Fatiha okudum. Sabah akşam olmak üzere her gün 2 kere okudum. Okurken biriken tükürüğümü yutmayıp topluyor, üfleyerek ona saçıyordum. Hasta iyileşince bana 100 koyun verdiler. Ben de hemen alıp Efendimiz Aleyhisselam'a geldim, anlattım. Bunun üzerine kül فَلَعَمْرِي لَمَنْ اَكَلَ بِرُكِيَّتِنْ بَاطِلٍ لَقَدْ اَكَلْتَ بِرُكِيَّتِنْ حَقِّنْ. Aldığın koyunları ye. Yemin ederim ki yanlış şeyler okuyup karşılığında aldıklarını yiyenler var. Sen ise doğru okuyup yedin. Buyurdu. Yani ayetler meşhur dualar ile okunur. Uyduruk gayrı şeylerle değil ha. Adam mesela muska yazıyor, eğri bürü yazıyor. Açıldığı zaman okunmasın diye. Bakıyorsun hiçbir şeye benzemiyor. Bir ayete benzemiyor, Allah-u Teala ismi şerine benzemiyor. Onlarla bir şey olmaz. Onlar makbul bir şey değil. İlla dinde yeri olan bir şey olması lazım. Her namazda tekrar edildiği için Fatiha'ya Suretül Mesani ve Suretül Salat namaz suresi denir. Bu hususta Said İbn-i Muhalla şöyle batmış. Ben bir kere namaz kılıyordum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beni çağırdı. Namazda olduğum için hemen icabet edemedim, gidemedim. Namazdan sonra huzuruna vardım ve ya Resulallah ben namaz kılıyordum da onun için gelemedim kusura bakma diye özür beyanetmiş. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala İstecibu lillahi velir rasulü izâ deâküm. Allah'a icabet edin ve Resulü sizi çağırdığında ona da icabet edin, koşun. Buyurmadı mı? Yani hemen gelmesi lazımdı. O halde hemen namazı bozup gelmesi lazım idi yani. Sonra dikkat et, sana mescitten çıkmadan evvel Kur'an'daki en büyük sureyi öğreteceğim dedi. Elimden tuttu. Mescitten çıkarken ben ya Resulallah bana dikkat et sana Kur'an'daki en büyük sureyi öğreteceğim buyurmuştunuz dedim. O zaman Elhamdülillah Rabbil Alemin diyerek Fatiha suresi var ya işte o Sebul Mesani namazın her rekatında tekrar tekrar okunuyor. Ve yedi ayettir. Bana verilen
7 ayettir. Bana verilen büyük Kur'an'dır diye buyurdu. İçinde hamd olduğu için hamd suresi dendi. Suretül hamd dendi. Esas temel, Kur'an'ın temelini içine alıyor. Bu hususta izâ telelte eviştekeyte fealeki bil esas, hasta olduğun veya bir derdinden, bir yerinden şikayetlendiğin zaman esas Kur'an'ın temeli olan Fatiha'ya sarıl buyurmuştur. Erbaun unzilet min kenzin tahtel arş, ümmül kitap ve ayetül kürsi ve havatimu suretil bakara ve kevser. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Dört şey arşu rahman, Allah-u Teala'nın bütün kainatını kaplayan tahtının altındaki hazineden indirilmiştir. Bunlar da Fatiha-i Şerife, ayetel kürsi, Sure-i Bakara'nın son iki ayeti yani Amel Resul ve Kevser suresidir. Kur'an'dan, Fatiha Kur'an'dan hiçbir şeyin kifayet edemeyeceği şeylere kafi gelir. Hiçbir surenin göremeyeceği işi görür. Eğer Fatiha terazinin bir gözüne konsa, bütün Kur'an'da öbür gözüne konsa, elbette ki Fatiha bütün Kur'an'a 7 kere üstün gelir. Bu rivayette var. Her kim Fatiha-i Şerif'i okursa sanki Tevrat'ı, İncil'i, Zebur'u ve Kur'an okumuş gibi olur. İblis 4 kere bağırmış, ızdırabından feryat etmiş. Lanetlendiğinde, lanetlenip kovulduğunda, yeryüzüne indirildiğinde, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olarak gönderildiğinde, Fatiha-i Şerif'e indirildiğinde, görüyor musun? Şeytan burada karalıyor. Ata rahmetullah diyor ki, bir hacetinin ihtiyacının meydana gelmesini istersen Fatiha-i Şerife'yi sonuna kadar oku. İnşallah hacetin görülür. İsteyen yerine getirilir. İnşallah. Her kim hatmin başında, Kur'an hatminin başında Fatiha'ya hazır olursa, Fatiha okunurken, Kur'an-ı Kerim hatmine başlanırken Fatiha da hazır olsa, Allah yolunda bir fete, harp kazanmaya şahit olmuş gibidir. Ve her kim Kur'an-ı Kerim'in sonuna kadar hazır olur, hatmin sonuna kadar bulunursa, hatmi tamamını takip ederse, ganimetler taksim edilirken bulunan gibidir. O yüzden işte hatimler, Ramazan-ı Şerif geliyor, 3 aylar geliyor. Allah-u Teala bol bol hatimler nasip etsin inşallah. Bir kere Cebrail aleyhisselam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında otururken üstten doğru bir ses duydu. Gökten yani. Hemen başını kaldırıp ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bu gökten bugün açılan bir kapıdır ki bugünden önce asla bu kapı açılmamıştı dedi. Bunun üzerine ondan bir melek indi. Sonra Aleyhisselam, bu yeryüzüne inen bir melektir ki bugünden evvel hiç inmemişti dedi. Böylece o melek gelip Efendimiz Aleyhisselam'a selam verdi ve iki nurla müjdelen ki onlar sana verildi. Senden evvel hiçbir peygambere verilmemişti. Biri Fatiha-i Şerife, öteki de Sure-i Bakara'nın sonlarıdır. Amel Resulü. Sen bunlardan okuduğun her harfe karşılık mutlaka içlerindeki sevaplara, derecelere nail olur, kavuşursun dedi. Yine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Yanını yatağa koyup da Fatiha-i Şerife'yi ve İhlas suresini okuduğun vakit muhakkak ölüm hariç her şeyden emin olursun. Fatiha, 3 İhlas okuyalım. Felak nasıl okuyalım? O şekilde yatalım. Sa'd ibn Yezid radıyallahu anh diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem korunmam için Fatiha-i Şerife'yi hafifçe tükürüğünü saçarak üzerime okurdu buyurmuş. Okumak üfürücülük yani. Üfürükçülük değil bu. Şifadır o şifa. İşi paraya dökenler tabii üfürükçü onlar ayrı. Hasan-ı Basri rahmetullahi demiş ki Allah-u Teala 104 kitap indirmiştir. Yani 100 sayfa 4 büyük kitap. Bu 104 kitabın ilimlerini Tevrat'a, Zebur'a, İncil ve Furkan'a koymuştur. Sonra bu 4 kitabın ilimlerini Kur'an'a, Kur'an'ın ilimlerini de müfassal parça parça olan kısa kısa surelere, onların da ilimlerini Fatiha-i Şerife'ye koymuştur. Her kim Fatiha-i Şerife'nin tefsirini bilirse, bütün indirilen kitapların tefsirini bilen kimse gibi olur. Ya bak bu tefsir, sırf Fatiha suresinin tefsiri 170-180 sayfa. Ya arkadaşlar. Fatiha-i Şerife kendisinin dışındaki bütün surelerin yerine geçer. Ama başkası onun yerine geçmez. Mesela hastayı okuyorsun, ölüyü okuyorsun, cenaze namazında okuyorsun. Yani bilmediğin yerde onu okuyorsun. Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala ismi şerifiyle bereketlenerek başlıyorum. Mesela bir iş yaparken Bismillah diyorsun ya. Arabaya binerken Bismillah diyorsun. Ne demek?
Besmele ile arabaya biniyorum. Yemek yerken Bismillah diyorsun, besmele ile yiyorum. Okurken besmele ile okuyorum. İşte adımını atarken, bir şey giyerken, çıkarken besmele çekince o işi besmele ile yapıyorum demiş oluyorsun. Dolayısıyla besmelenin başında o iş gizli. O işi söylemene gerek yok. Bismillah dediğin zaman ben bu işi besmele ile Allah-u Teala'nın ismi şerifini okuyarak, bereketlenerek başlıyorum, yapmaya başlıyorum demiş oluyorsun. Besmelesiz olsa ne olur? Allah'ın rahmeti, bereketi olmaz. Değerli arkadaşlar. Ya bugün kitapların başında besmele yok. Okul kitaplarının başında besmele yok. Nasıl olacak bu iş? Ya arkadaşlar. Besmele hakkında çok konu var. Bir kere şimdi Fatiha suresinin isimlerini bahsettik. Hakkındaki mükafattan bahsettik. Şimdi besmele. Her surenin başında besmele var. Bu konuda mezhepler arasında bir ihtilaf var. Bu ihtilaftan dolayı sevap farklılığı oluyor. İşte fetva farklılığı oluyor. Yoksa her iki taraf birbirini kabul ediyor. İtiraz yok. Yani bizim dört mezhebin arasında ihtilaflar Şiilerle Vehhabilerle, Kaderiye, Cebriye gibi böyle sapık mezheplerle olan ihtilaf değil. Onlar zaten hepten kaymış gitmiş. Bu dört mezhep, Şafii, Hanefi, Malik, Hanbeli arasında ihtilaflar nedir? Sevap bakımından, anlayış bakımından, izah bakımından olan ihtilaflardır. Aynı şeyi değişik yönde izahtır. Şimdi surelerin başında besmele var. Surelerin evvelindeki besmele ayettir. Çünkü ayettir daha, Kur'an'dan olan bir ayettir. Ancak başında bulunduğu sureden bir ayet olup olmadığı hakkında ihtilaf vardır. Şöyle ki biz Hanefilere göre besmele müstakil başlı başına bir ayet olup surelerin arasını ayırmak için bir kere indirilmiş ve her surenin başında tekrarlanmıştır. O sureden bir ayet değildir. Yani o Bismillahirrahmanirrahim Fatiha'ya dahil değil. İkra suresinin başındaki besmele ona dahil değil. İhlas suresinin başındaki besmele ona dahil değil. Evet. Şafilere göre ise her surenin başındaki besmele o surenin ayetidir ve 114 sure beraber 114 kere indirilmiştir. Nitekim onlara göre demek ki o sureye dahildir. Nesefi tefsirinde zikredildiğine göre Medine, Basra ve Şam kurrası, kıraat alimleri ve fıkıh alimleri Besmele'nin ne Fatiha'dan ne de diğer sureden bir ayet olmadığında ittifak etmişlerdir. Yalnız Neml suresinde 30. ayet orada İnne min Süleyman'a ve İnne Bismillahirrahmanirrahim diyor. O ayet orada oranın ayetidir, Kur'an ayetidir, oranın ayetidir. Dolayısıyla onda İtiraf yok. Demek ki Medine, Basra ve Şam kurrası, uleması, karileri, kıraat imamları besmeleyi o sureye dahil yapmamışlar. Ancak surelerin başındaki besmele-i şerifler sureleri birbirine ayırsın diye kendisiyle başlamak için, teberrük için indirmiştir. İmam azamında görüşü budur. Bundan dolayı biz onun yapmıyoruz. Namazda besmeleyi aşikara okumuyoruz. Subhanallah sonra en az besmele çekip gizlice okuyoruz. Sonra Fatiha'yı açıkça okuyoruz. Mekke ve Küfe kurrası ise besmelenin Fatiha'dan ve her bir sureden ayet olduğu görüşündedirler. İmam Şafazileri de bu görüş üzeredirler. Onun için onlar namazda besmeleyi aşikare okuyorlar. Onların delili şöyle diyorlar. Kur'an-ı Kerim kendisinden olmayan şeylerden tecrid edilmiş, ayıklanmış, soyutlanmış, bu şekilde emredilmiştir. Böyle olduğu halde Selefi Salih'in geçmiş büyükler, Ashab-ı Kiram ve Tabi'in bunu Besmele'yi Mustafa yazmışlar. Dolayısıyla Besmele demek ki Kur'an'dandır ki yazmışlar diyorlar. Yani Kur'an-ı Kerim'e başka bir şey yazmayın. Musafların sayfalarına başka bir şey yazmayın diye emir var. Besmele yazılmışsa demek ki o da Kur'an'dandır diyorlar. İbn Abbas da şöyle diyor. Besmele'yi terk eden Allah-u Teala'nın kitabından 114 ayeti terk edilmiş olur diyor. Dolayısıyla Besmele o surenin ayetidir diyorlar. Biz Hanefilere göre ise Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ettiği bir hadis-i şerif var. O hadis-i şerif bu hususta delil oluyor. Ani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal. Yani Ebi Hureyre radıyallahu anh kale Semiyüttün Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yakul. İşittim ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diyor. Kale Allah Teala kassemtü salate eyl fatihate. Fatiha suresini taksim ettim diyor Cenab-ı Hak. Beyni ve beyni abdi. Benimle kulum arasında nısfeyn iki kısmı ayırdım. Veli abdi masiyle kulum için istediği vardır. Feyza kale el abdi kul dediği zaman Elhamdülillah Rabbil Alemin. Bak buradan yaptı şimdi direkt Fatiha'ya geçti. Kulum Elhamdülillah Rabbil Alemin dediği zaman Allah-u Teala Hamedeni Abdi kulum bana hamd etti diyor Cenab-ı Hak. Ve izakal Errahmanirrahim Rahman Rahim dediği zaman kul Allah da buyuruyor ki Esna Aleyhi Abdi kulum beni övdü. Ve izakal Malikiyemiddin dediği zaman din günü sahibi. Kale Mevla diyor ki Mecedeni Abdi kulum beni yüceltti.
Ve kâle meraten fevvada ile abdi, kulum işini bana ısmarladı. Ve izâ kâle iyâke nâbudu ve iyâke nesta'in, ancak senin yardım isteriz, ancak sana ibadet ederiz. Dediği zaman kâle hâza beyni ve ben abdi, bu benimle kulum arasındadır. Ve abdi mâsiyle, kulum için istediği şey vardır. Ve izâ kâle ihdine sırâtan müstakîm, sırâtan lezîne enemte aleyhim, gâiril mağdûbe aleyhim ellâhîn. Dediği zaman kâle hâza li abdi, bu kuluma aittir. Ve abdi mâsiyle, kulum için istediği vardır diyor. Bu rivayet böyle. Şimdi bu rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Fatiha-i Şerife'ye elhamdü ile başladı. Bak nasıl başlıyor Hazreti Şerif. Kale Allah Teala kasem tüs salate il fatihate beyni ve ben abdi nısveyni veli abdi masayla feyza kale abdü elhamdü lillâ rabbil alemin. Yani feyza kale abdü bismillahirrahmanirrahim demedi. Ne dedi? Elhamdü lillâ rabbil alemin diye başladı. Dolayısıyla elhamdü ile başlaması Besmele'nin Fatiha'dan bir ayet olmadığına delildir. Fatiha'dan olmayınca ittifakla diğer sureden de bir delil şeyi olmaz. Diğer surelerin de ayeti olmaz. Dolayısıyla o ayrı, o ayrı diyoruz. Şafilerin zikrettiği deliller ise bize zarar vermez. Zira bize göre Besmele-i Şerife surelerin arasını ayırmak için indirilen bir ayettir. Ayet olduğunu kabul ediyoruz. Dolayısıyla aramızdaki ihtilaf ne olmuş oluyor? Lafzi olmuş oluyor. Fazilet bakımında olmuş oluyor. Cenab-ı Hak inşallah her iki görüşü de kabul eylesin. Tabi her mezhep diyecek kendi imamımızın görüşü isabetlidir. O şarttır ki, yoksa o mezhebi niye taklit ediyorsun ki? Tabi besmele neden okunmuyor? İşte gidiyorsun Kabe'ye bakıyorsun imam bazen onun açısından okuyor. Bazı imamlar onu okuyorlar, şimdi okumuyorlar. İşte ne oldu demek ki? O İmam Şafii'nin görüşü. Oraya dair bir ayettir. Dolayısıyla o surenin kendi ayetidir diyor. Biz ise ne diyoruz? O araya fasıladır. Ashab-ı kiram ne diyor? Biz besmele geldiği zamanlarda ki sure bitmiş. Yeni bir sure başlayacak. Dolayısıyla arada fasıla için gelmiş. Bakın Bera'a suresinde, Tevbe suresinin başında besmele yok. Dolayısıyla besmele orada olsaydı, yani besmele Kur'an oranın ayet olsaydı orada besmele olması lazım gelecekti. Abi orada besmele yok. Demek ki besmele ile başladık. Şimdi elhamdü diyoruz. Elhamdü. Ama yalnız besmele de Allah lafzı var. Onun manasından bahsedelim. Besmele'yi tanımak için Allah lafzını bilmek lazım. Allah lafzı Cenab-ı Hakk'ın zatını, sıfatlarını, fiillerini cemeden içine alan bir ismidir. Lafzayı celal diyoruz buna. Bütün kemal sıfatlar ondadır. Hak ve batıl mabutlara ıtlak edilen, söylenen Tanrı kelimesi Allah lafzını yeri tutmaz. Çünkü Allah lafzı cemilenmez, çoğaltılmaz. Çünkü Allah'a ait bir isimdir. Tanrı kelimesi ise Tanrılar diyorsun, çoğalıyor. Demek ki çok Tanrı var. İlahlar diyorsun. O kelimeler putlar, ilahlar, batıl şeyleri denir. Allah lafzı cemisi yok. Allah bir tanedir, tektir. Eşi benzeri yoktur. Buraya gelmişken diyor Efendi Hazretleri'nin tefsirinden Fatiha suresinin tefsirini okuyoruz. Mahmud Efendi Hazretleri'nin tefsirinden buraya gelmişken diyor ki Besmele'nin hakkında bazı büyüklerin sözünü açıklayalım diyor. İbn Ömer radıyallahu anh'dan rivayetle Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki Cebrail Aleyhisselam gelip bana vahiy getirdiği zaman ilk olarak Bismillahirrahmanirrahim derdi. Bak önce besmele girmiş. Müslümanlar asr-ı saadette bulunan ashab-ı kiram besmele inmeden bir surenin bittiğini bilmezlerdi. Besmele-i şerife indiği zaman surelerin arasını ayırdığı için bir surenin bittiğini ve diğer surenin başladığını anlarlardı. İbn Abbas radıyallahu anh'dan rivayetle Hazreti Osman radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e besmele sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdu. O besmele Allah-u Teala'nın isimlerinden bir isimdir. Onunla Allah'ın en büyük ismi, ismi azam arasında ancak gözün siyahıyla beyaz arasındaki kadar yakınlık vardır. Yani o kadar yakındır. Ebu Temim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in radifi, yani onunla aynı binen Üsame İbni Malik radıyallahu anh'dan rivayet ettiğine göre o şöyle demiş. Bineyi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in üzerindeyken tökezledi. Ben de kahrolası şeytan dedim. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kahrolası şeytan deme. Çünkü sen kahrolası şeytan dediğinde o kendini büyük görüp onu bineği kuvvetimle sarstım der. Şeytan orada pay verirsin. Ama sen Bismillah dediğin zaman o şeytan sinek gibi olana kadar küçülür. Ya. Demek ki şeytana sövmek marifet değil, salavat getireceksin. O salavat, o besmele Euzubillahimineşşeytanirracim dediğin zaman şeytan kaçıyor, ufalıyor.
Besmele-i şerife inince bulut şarka doğuya kaçtı. Rüzgar sakin oldu, dindi. Deniz dalgalandı. Bütün hayvanlar kulak verdiler. Şeytanlara da semadan taşlar atıldı, yağdı. Ve Allah-u Teala Besmele-i Şerife hangi şey üzerine okunursa muhakkak o şeyde bereket yaratacağına dair izzet ve celaline, ululuğuna ve büyüklüğüne yemin etti. Ya arkadaşlar, bereket arıyorsak Besmele'yi dilimizden düşünmeyelim. Yatmadan önce 21 defa oku. Akrabaların, komşuların, millet uyansın, İslam'a yumuşasın diye 21 defa. Her kim Allah-u Teala'nın 19 zebaniden kendisini kurtarmasını istiyorsa besmele okusun ki Allah-u Teala onun için besmelenin her bir harfinden 19 meleğin her birine karşı bir kalkan yapsın. Demek besmele kaç harf varmış? 19 harf. Ya. O harfler ne oluyor? Cehennem zebanileri 19 tanedir. Onlara karşı kalkan oluyor. Demiş ki gavurlar, Ebu Cehiller. Ha, 19 tane, o zaman biz kaçarız. Mahşerde çok kalabalık olacak. Demek ki 19 tane zebani varsa o zaman kaçarız diyor. Bir kenara sıvışırız diyor. Bir zebani bütün alemi yıkıyor. Sen nereye kaçıyorsun? 19 sayısına takılmışlar da. 19 sayısı onları ne yaptı? Şaşırttı. Ve izâ kâle innel muallime izâ kâle lissabiyyi kul bismillahirrahmanirrahim kütübe lil muallimi ve lissabiyyi ve li ebeveyhi beraetun minennâr. Ey idareciler, öğretmenler, analar, babalar, çocuklar, bunu duyun, duyun. Bunu duymak lazım. Şüphesiz bir muallim, hoca, bir sabiye, küçük çocuğa, bir öğretmen, talebeye, hoca, talebesine, ana, çocuğuna, birisine besmele oku, bismillahirrahmanirrahim de dediği zaman o hocaya da, çocuğa da, onun anne ve babasına da cehennemden beraat, kurtuluş yazılır. Ya arkadaşlar, bu millet niye böyle kaymış? Anlayın işte, bak rota kaymış. Rota batıya kaymış. Besmele'ye dönmesi lazım. Kıbleye dönmesi lazım. Doğduğu zaman bir ezan okuyorlar kulağına, kâmet. Öldüğü zaman da bir sala veriyorlar. Haydi bakalım, doğru. Zincirli kuyuda zincirleyip, Şişli camisinde şişleyip, zincirli kuyuda zincirli kuyuya gömüyorlar. Tamam diyorlar, gitti diyorlar. Nereye gitti? Besmele ile yaşayalım, Kur'an'la yaşayalım. Kitapların başına besmele konması lazım. O çocuk besmeleyi görür, düşünür, manasını sorar, öğrenir. Pişir Hafi değil mi? Rahmetullahi aleyh besmeleyi yerden kaldırmış. İçkiciydi, bilmem neydi. Besmeleye tazim ettiği için ne oldu? Allah dostu oldu. Bir tehlikeye düştüğünde Bismillahirrahmanirrahim La havle ve la kuvvete illa billahil alil azim de. Zira bunun sebebiyle Allah-u Teala dilediği çeşit çeşit belaları geri çevirir. Cinler insanların eşya ve elbisesini kullanırlar. Sizden herhangi bir elbise alır, herhanginiz bir elbise alır veya bir yere korsa besmele çeksin. Zira Allah'ın ismi mühürdür. Eşyanı çıkarttığın zaman, astığın zaman, bir yere koyduğun zaman onu şeytan kullanmasın. Gider onu kötü yolda kullanır, kötülük ona siner. Besmele'yi çek, onu koruma altına al diyor. Besmele-i Şerife inince dağlar inim inim inledi. O kadar ki Mekke ehli dağların uğultusunu duydular ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dağları da büyüledi dediler. Bundan dolayı Allah-u Teala bir duman gönderdi ta ki Mekke ehlinin başına çöktü. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki her kim yakinen şüphesiz inanarak Besmele-i Şerife'yi okursa dağlar onunla beraber tesbih eder. Ancak dağların bu tesbihi duyulmaz. Sen onu duyamazsın. Her kim Besmele-i Şerife'yi okursa, Bismillahirrahmanirrahim derse, onun için her harfine karşılık 4000 sevap yazılır. 4000 günah silinir ve kendisi 4000 derece yükseltilir. İnanıyorsan kazanırsın. Ömer İbni Abdülaziz'den rivayetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yerde duran bir kitaba, kağıda rastladı. Yandaki delikanlıya "Ma fi azab, bu kağıtta ne var?" diye sordu. O da "Bismillah var." dedi. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Lâne Allah men feale hâzâ la tada'û ismallâhi illâ fî mevdihî." Bunu yapana Allah lanet etsin. Allah'ın ismini ancak yakışan yerine koyun buyurdu. İşte bak, kitabı, Kur'an'ı aşağıya koyanlar. Kaldır diyorsun adama, ne olacak diyor.
Ya basite alıyorlar. Sen Kur'an'ı indirirsen Allah da seni yere indirir. Her kim kendisinde besmele bulunan bir kağıdı çiğnenmesin diye tazimen hürmetle yerden kaldırırsa Allah'ın indinde sıddıklar en doğru kullardan yazılır ve anne babası kafir de olsalar azapları hafletilir. Ya. Bu hadis-i şerifleri duyalım inşallah. Tazim edelim. Cenab-ı Hak onun bereketiyle bizleri ne yapar inşallah? Bereketli kılar. Muhafaza etmiş kılar. Besmele'de daha çok şeyler var, tafsilat var. Kısaca geçmiş olduk. Sonra şimdi Fatiha suresinin ilk ayeti Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Elhamdü. Bütün hamdler Lillahi Rabbil Alemin. Alemlerin Rabbi sahip olan Allah-u Teala Hazretlerine mahsustur. Bütün hamdler ona aittir. Niçin ona aittir? Zira bütün nimetler onundur. Her ne varsa onundur. Bütün iyilikler onundur. Dolayısıyla hamd ona aittir. Elhamdü. Başında elif lam var. Elhamdü. Arapça biliyorsan elhamdü. Elif lam var başında. Onun bir manası var. Ahd-i harici deniyor ona. Manasında ise malum bir şey delalet etmek manasında ise buna göre kamil, en üstün hamd. Yani Allah-u Teala'nın kendine yaptığı hamd veya peygamberlerin hamdi veya kamil evliyanın hamdi demektir. Bu da Allah'a aittir. İstirak ve umum için geliyorsa bu durumda bütün hamdler Allah'a aittir. Hamd ne demek? İhtiyar, yani istekle yapılan bir iyiliğe karşı tazim yoluyla, gönül hoşluğuyla, güzel sıfatlarla medü sena olunmak, övünmekten ibarettir. Allah'a hamdolsun. Yani bana binlerce iyilik yaptı. Onun karşılığında ona hamdolsun. Onu övüyorum. Onu methediyorum. Yani taçik ifadeyle elhamdülillah diyen kişi Allah-u Teala'nın büyüklüğüne delalet eden bütün isim ve sıfatları sayarak onu yüceltmiş gibi olur. Ancak kişi elhamdülillah cümlesini lisanen söylerken bu cümlenin manayı şerifini de kalbiyle düşünmelidir ha. Zira insan ruh ve bedenden yaratılıp bu ikisinin bir araya gelmesiyle tamlandığı gibi elhamdülillah cümle şerifesini lisanıyla okuyurken kalbiyle de o cümlenin manasını düşünürsek lafız ile manayı birleştirmiş olacağından hamd kamil ve tam olur. Böyle yapılan bir ibadet de işte kalp huzuruyla olur. Allah-u Teala'nın huzurundaymış gibi olur. O yapılan ibadette alınan lezzet gafil olandan farklı olacak. Halid Bağdadi Sısırı Risale-i Halidiyesinde vukufi kalbi bahsinde, yani kalbin Allah-u Teala huzurunda bulunması manasındaki bahiste ve eğer zikir ve taat ibadet vukufi kalbi, kalbin Mevla'dan haberdar olması halinden boş kalırsa, vukufi kalbize değil de çarşı pazar çek senet dolaşıyorsa o zikir ve taat ruhsuz beden gibidir ve itibardan hariçtir, kıymetsizdir buyurdu. Ya. Eğer bin yıl dese Allah bir salik, muradı olmasa Allah malik, sevap asla verilmez belki halik, isim maksut değildir belki malik, murat kıl zat hakkı gel gidelim cemali vakıya masaydı. Yani bu beytin manası şöyle: bir şahıs, bir derviş, bir Müslüman Mevla Teala'yı kastetmeden bin yıl Allah dese, yani Allah'ın ismini okurken o ismin sahibi olan Allah Teala'larını düşünmeden, onu kastetmeden Allah Allah dese vakitleri boşa gider. Bir şey kazanamaz. Çünkü asıl maksat isim değil, o ismin sahibi olan Mevla Teala'yı hatırlamaktır. Allah isminin şerifini tekrarlarken bu ismin medlülü terat ettiği olan Mevla Teala'yı kastet ki cemali bakemale, Cenab-ı Hak cemaline kavuşalım. Yalnız bu gibi derin manalar bizi diyor ümitsiz yapmasın ha. Bunlar tam teşviktir. Daha gayretli olun. Huzurlu kalp ile İbadet etmek için gayret edin demektir. Yoksa sen yapamadığın olmadı değil. Bu Allah dostlarının hali bizi daha büyük makamlara ulaştırmaktır. Ayet-i Kerim'de Cenab-ı Hak ve akımız salatı li zikri, bütün ibadetler için alınan namazı beni hatırlaman için dosdoğru kıl. Bak Allah-u Teala bu ayette bütün ibadetler için alınan namazın kendisinin zikredilmesi, hatırlanması için kılınmasını emrediyor. Elhamdü re'sü şükür. Fema şekerallâhe azze ve celle abdün la yahmeduhu.
Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyurdu. Hamd etmek, elhamdülillah demek şükrün başıdır. Hamd etmeyen bir kul Allah'a şükretmiş olmaz. Ezan-ı Muhammed'e okunuyor. Şimdi tefsir dersi bugün. Yarın hadis-i şerif dersi. Hatırlatalım. Dün pazartesi günü akaid dersi yaptık. Bu şekilde İslam ilimlerini Siyer-i Nebi soru cevaplı şekilde haftanın her günü yatsı namazından evvel, yarım saat evvel inşallah başlıyoruz. Arkadaşlarınıza söyleyin. Şimdi tefsir, meal. Şimdi Türkiye'de biliyorsunuz meal furyası var. Her kafasına kesen meal yapıyor. Mesela biraz bir şey okumuş veya dünyalık ilimlerden biraz becerisi var. Bir araya geliyor. 2-3 kişi bir araya geliyor. Meal yapıyorlar. Yani az ilimle veya sağdan soldan kopyalayarak tercüme, meal diyoruz. Yapıyorlar, çıkarıyorlar. Ama bir sürü yanlış var. Bu gibi hususlarda işte tefsir dediğimiz ilim, Kur'an-ı Kerim'in açıklamasıdır. Bunu evvela tefsir eden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Hatta Allah-u Teala'dır. Ayetlerin bazısını Allah-u Teala açıklıyor. Önce bir ayet geliyor, sonra onun açıklaması geliyor. Yani Allah-u Teala'nın açıklaması var, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in açıklaması var, ashab-ı kiram açıklaması var, tabi'in müfessirlerin açıklaması var, büyüklerin böyle evvelki ulemanın açıklaması var. Onlara adam bakmıyor, bence diyor bu zamanda bugünkü tekniğe göre böyledir diyor. Ya senin şeyin kendi görüşünü bırak. Orada Allah-u Teala ne demek istiyor? Neyi murad ediyor? Sen onu bize söyle. O yüzden o ayetin indiği zaman niçin inmiş? O olayda ne olmuş? Orada Efendimiz Aleyhisselam nasıl açıklama yapmış? Müslümanlar ne yapmışlar? Bunları bilmek lazım. Bu da bizim için biraz zor olacağı için hazır tefsirler var. Eskilerin, evvelkilerin tefsirleri var. Ashab-ı kiram döneminde tefsirle uğraşan sahabeler var. Tabi'in döneminde tefsirleri var. Onların anladığı şekilde anlarsak Kur'an-ı Kerim'i doğru anlamış oluruz. Ondan sonra onun üzerine sen kendin bir şey ilave edebiliyorsan uygun bir şekilde olur. Değilse ben bunu böyle anlarım deyip eskisini kenara atmak doğru değil. Çünkü onlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüler. Kur'an-ı Kerim onlara indi. Onların üzerine indi. Onlar vaktinde indi. Onlar Cebrail aleyhisselam gördüler. Onlar anlamadı da sen mi anlıyorsun? O yüzden epey ilim lazım. Bilhassa nasih mensuh meselesini bilmesi lazım. Nasih mensuh demek ayetlerin bazısını Cenab-ı Hak hükmünü kaldırdı. Mesela içki mesele ayeti. Kur'an içinde duruyor ayetler. Onda kar var, menfaat var. Ayeti duruyor. Ama sonra en son gelen ayet, üçüncü ayet. İçki, fal okları, kumar falan şeytanın pisliğidir. Ona yanaşmayın. Hüküm kalktı bak, bitti. Ama ayetler duruyor. Mesela kafirlere gördüğünüz zaman dokunmayın, savaşmayın, saldırmayın şeklinde ayet var. Sonradan bulduğunuz kafiri öldürün. Cihat ayeti geldi mesela. Bu ayetler yani birbirinin hükmünü kaldırıyor. Bu gibi şeyler var. Bunları bilmesi lazım ki adam meale yazar. Ondan sonra oradan okuyan adam da mealden böyle anlar, yanlış anlar. Yani çok bu meallerde çok bozukluklar var. Bunlara uzak duralım. Böyle ehli sünneti iyi anlayan eskilerin, eski büyüklerin açıkladığı şekilde olan tefsirlere, onların tefsirlerinden anlaşılan manalara inşallah yanaşmaya çalışalım. O yüzden bu dersleri başlatıyoruz. Federasyon olarak ilmi bir hizmet yapmak istiyoruz. Siyasetle, politikayla işimiz ve onların adamları çok. Tangır tıngır gidiyorlar. Hem paraları da çok onların. Ama habire kaset çıkıyor. Çıkarıyorlar, çıkıyor. Allah muhafaza yani Müslümanları Cenab-ı Hak rezil etmesin. Müminleri kazandırsın. Müminleri, gerçek müminleri Cenab-ı Hak dünyada da ahirette de kazandırsın. Rezil rüsva etmesin. Çünkü insan beşer şaşar, kayar. Kimseyi tahkir etmeyelim. Kim bir insan ayıplarsa illa onu o suçu işler ha. Ayıplamak yok. İbret almak lazım. Cenab-ı Hak dünya menfaati derdinden bizi muhafaza etsin. Din-i mümin İslam'ı güzel anlamaya, Kur'an'ı iyi anlamaya, anladığımızla da yaşamaya, evlatlarımıza bunu öğretmeye bizi muvaffak etsin. Bak yeni geldi arkadaşlar. Bir hoca, bir baba, bir öğreten çocuğa Bismillahirrahmanirrahim de dediği zaman ne oluyor? Okuduk işte bak. O hoca, o talebe, anası, babası affediliyor. Ya. Hani okullarda besmele? Ya. Adam besmeleyle affedersin meyhane açıyor. İlerisini söylemeyeyim. Bu olur mu ya?
Kafayı çekiyor, besmele çekiyor. Besmele nedir? Manası nedir? Bunun için bak binlerce kitap yazılmış. Bu televizyonu bırakalım arkadaşlar. Bu televizyon bizi dinden eder. Besmeleyle alay eder, kitapla alay eder, tesbihle alay eder, zekatla alay eder, haçla alay eder. Sen de gülersin. Gülersin, onun gibi olursun. O yüzden arkadaşlar kitabı, Kur'an'ı, ilmali elimize alalım. Paçayı kurtaralım, gidiyoruz. Melekler geliyor bak. Bismillahirrahmanirrahim dediğin zaman 19 harf var. Ondan ne yapıyor? Okuduk şimdi bak. Her bir harfi karşılığında 19 tane zebani Cenab-ı Hak araya kalkan koyuyor. Zebaniler sana yanaşamıyor. Ağzından besmele bırakma ya. Ama hep çalgı, tangır tungur gidiyor. Bir şey anlatacak da çalgı. Gidiyorsun bir yerde alışveriş yapacaksın, markette çalgı. Müzik, telefonda müzik. Adam helaya girmiş orada müzik çalıyor. Ne oluyor bize yani? Bu müzik bize haram kardeşim. Müzik haramdır. Çalgı haramdır. Bu katiha naslarda sabit 3 tane et var. Bir sürü hadis-i şerif var. Tevillerle bu iş böyle yuvarlanmaz. Olur mu şey? El-gına rukyetü zina. Gına, çalgı, nane zinanın tılsımıdır. Zinaya götürür. Öyle değil mi? Bu zinakarların çoğu hep çalgıyla içkili uğraşıyorlar. Bir Müslümanın çalgı ne işi var? İyi anlayalım. İşte demek ki ibadet tarafımız zayıf. Din tarafımız noksan. Bizi din tarafı çekmesi lazım. Kur'an'dan, ibadetten lezzet almamız lazım. Cenab-ı Hak inşallah dini, ahlaki, manevi tarafımız yücelsin. Dünyaya da kimseyi, hiçbirimizi esir etmesin inşallah. Muhtaç etmesin. Allah razı olsun. El-Fatiha.